İmami bu kadar içten nasıl söyleyebilirdi Küçük Halilullah Beylerin hikayesini? Evet, İmami Payas Kalesi'nde bir müddet kaldığı söylenen Dadanoğlu'nun hikayesini derleyerek, o coğrafyayı dolaşaraktan öğrenmişti bütün her şeyi. Sözlü kaynaklardan tarihi olayları çok iyi algılıyor ve onlara yorum yapıyordu. Evet, az önceki sazının tellerini vurduğunda Küçük Alioğlu Türkmen beylerini en güzel o ifade ediyordu. İmami ile yaptığım film çekimi esnasında ona bir soru sordum ki o sorduğum soru bütün Türk milletinin tarihinde bir yürek acısıdır. Dedim, acaba İmami Osmanlı tarihine, savaşlara ne kadar ilgili? Dedim, Sayın İmami, hani şu Sarıkamış Savaşı ve Ağıt vardır. Bunu sen zaman zaman söylersin ama çok içten söylersin. Neden bu kadar güzel söylüyorsun Sarıkamış Ağıt'ını? O dedi ki, benim büyük annem Ebem Zalha Karı çocuklarını Sarıkamış'a yollamış. Beş oğlu varmış. Dördü gitmiş, geriye bir topal kalmış. O topalın da tarlayı sürmesi lazım, davara bakması lazım ama nasıl bakacak? Zalha kadın beş oğlundan dördünü Sarıkamış'ta kaybeder. Yürek acısını bir ağıt şeklinde söyler. Zalha karı benim büyük annemdi, evemdi. Ben çocukluğumda ondan duydum. Büyüklerimin Sarıkamış'ta şehit olduğunu, Avşar yiğitlerinin oradaki hikayesini. Evet, dedim, o zaman İmami, sen anlat, herkes duysun Sarıkamış ağadının gerçeğini. Evet, ve İmami Sarıkamış ağadının hem hikayesini hem de sazının tellerini vuraraktan Zalha kadının Sarıkamış'ta hayatını kaybeden dört oğlu için gözyaşı ağdığını söylemeye başladı. Evet, İmami'nin dilinden Sarıkamış ağdı. Avşar türküsü deyince de akla Ebem Karazalan'ın Sarıkamış ağıtı gelir. Baba başımdan dolayı Sinderli Karazala bizim ebemiz olur. O tek kurşun dahi atmadan verdiğimiz Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında Altınbulak'ta Soğanlı'da 90 bin şehit vermişiz. Karazala ebemin kocanamın dört oğlu şehit olmuş ve orada şu ağıtı söylemiş. Evet. Sarıkamış altın bulak soğanlı biz ne bileyim bizim uşak gökçek gezer Acazubuyun karayelek Vay bizim uşak Gökçek gezeyer Acazubuyun karayelek Sarıkamış ne aralı Kim ölmüş, kimi yaralı Daha böyle olmuş var mı? Yalan dünya kurulalı. Yüzbaşılar, binbaşılayar, tabur tabur karşılayır. Yağmur yağıp gün vurunca yatan şehitler ışlayır. Yağmur yağan
yatan şehitler ışlayır. Kadasın aldı meşe, tekerim dayandı daşa. Seferberliği durdur, elin öpem Enver Paşa. Azize'ye baba yurduyum, Kafkaslara yaya tapya kurdum. Benim korkum Ruslar değil, kara kışa kurban verdim. Vay benim korkum düşman değil, kara kışa oy 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 kurban verdim. Derse şer gördüğünüz gibi Sayın İmami yüreğinden gelen o çok anlamlı sözlerle Sarıkamış'la ilgili ağıtı okudu. Evet. O ağıdı söyleyen kişi sizin büyük anneniz miydi? Evet. Kocaman, peki efendim. Bu olay, bu açıdan mesela ben bu tür şeyi çok duyuyorum ağıdı hani televizyonlardan. Hiç onlar bundan bahsediyorlar mı yani? Tabii efendim şimdi zaten biz ta öteden beri bunu silsile yoluyla göbekten göbeğe söyleriz. Şu zamana kadar da işte daha yaklaşık 4-5 yıla kadar da, hatta 10 yıla kadar da bu TRT repertuarlarına girmemişti. Bunun nacizane müziğini ve kaynak kişiliğini yaptım. TRT repertuarına kazandırdık. Birçok sanatçılar da bunu, başta Musa Eroğlu olmak üzere, söylüyorlar. TRT repertuarında müziği, kaynak kişiliği nacizane bana ait. Zaten sözler sahibinin. Sizin gibi çok değerli tarihçimiz Profesör Faruk Sümer de bu ağıttan bahseder, ebemden bahseder. Evet, Sarıkamış ağıdı meşhur yani ama tabii bunun Çukurovalı halk ozanı imaminin büyük annesi diye, ebesi mi diyelim? Ebem, evet. Yani kaç şehit gelmişti Sayın İmami? Dört tane oğlu gitmiş, bir oğlu daha varmış, o da Topal'mış. Zaten ağıt çok yani yaklaşık 24'lük kadar var. Birisinde de diyor ki, Ayşe bekar, Hacca bekar, acemi talime çıkar. Ayşe bekar, Hacca bekar, acemi talime çıkar. Dört oğlum cephede durur, Topalım kahrımı çeker diyor. Bir oğlu kalmış. Zaten orada diyor, adam olan herk ediyor. Adamı olan diyor yani, herk ediyor. Tarlayı imar ediyor. Adam olan herk ediyor, olmayanlar terk ediyor. Her nereye vardıysam kadınlar çifte gelir diyor. Erkek kalmamış. Eyvah.